Yayınlarına hoş geldiniz. Bugün moderatörünüz ben Çiçil Oksay. Konuğumuzsa İleyda Sağlam bize hukuk alanını anlatacak. Hoş geldin İleyda. Merhabalar. Yayınımıza katıldığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İleyda, senden rica etsem bize kendini tanıtır mısın? İleyda Sağlam. Ankara'da lise eğitimimi tamamladıktan sonra 2011 yılında İstanbul'a geldim, İstanbul Hukuk'a. O zamandan beri de İstanbul'da yaşıyorum. 2011 İstanbul girişliyim, 2015 mezunuyum. Sonrasında daha mezun olamamakla beraber Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım özel hukuk alanında. Ve aktif olarak 7 yıldır avukatlık yapıyorum. Yine İstanbul mezun olduğundan beri bir büroda çalışıyorum. İleyda ile ilgili aslında başka bir ek bilgi daha vermem gerekiyor. İleyda'nın üniversite hazırlık sürecini biz beraber geçirmiştik. Şimdi dipnotu niye söylüyorum? Biraz sonra çünkü lise yıllarında bunlara nasıl hazırlandığını da sormak istiyorum. Çok eski bir öğrencim ve şu anda da aslında beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan biri. Bunun için de gurur duyuyorum. Teşekkürler. Ben gurur duyuyorum. Peki, İleyda, şimdi ben biliyorum ama hani üniversite sınavına hazırlanan bir sürü milyonlarca arkadaşımız var. O yüzden lise sürecinden başlayarak anlatmanı rica edeceğim. Yani lisedeyken sen hukuk okumayı istiyor muydun? Buna niyetli miydin? Ve nasıl hazırlandın? Ya liseden de önce aslında yani o konuda ben bir tık aslında şanslı bir insanım. Kendimi bildim bileli avukat olmak istiyordum. O yüzden her zaman hedefim belliydi. Her zaman ne yapmak istediğimi biliyordum ve o yolda ilerledim. Yani misal şu an hala aynı mı bilmiyorum. O konuda artık ben de yaşlandım ama bizde lise 1'de karışık olur. Sonra lise 2'de bölümlere geçme olur. Eşit ağırlık, sayısal. Hala aynıysa Hala çok aynı. güzel. Çok güzel. Lise 1'de mesela sayısal derslerimi, fen derslerini kesinlikle iyi göstermiyordum. Çünkü hocalara tekmin tekli ben hukuk okuyacağım ve bunlar bana yaramayacak. Ve artık hocalarım bana illallah etmiş bir vaziyette. Yani artık lütfen eşit ağırlığı seç kurtulalım çünkü bu derslere ilgin yok diyorlardı. Ama hedefim belliydi. Ben ne olmak istediğimi hep biliyordum. Arkadaşlarımdan gördüğüm şu an aslında kendi kardeşlerimde de gördüm bunu çok fazla. Ne okumak istediklerini bilmedikleri için son zamana kadar bir kafa karışıklığıyla gidiyorlar. Hani benim hedefim hep belliydi. O hedefe doğru ilerledim. Ve aslında lise döneminde bunun çok faydasını gördüm. Yani o hedef yürüdüğün yol belli olunca o yolu yürümek daha kolay oluyor. Çünkü nereye sapacağın derdin olmaksızın tek yönde ilerleyebiliyorsun. Yani o benim şansımdı. Okula girmeme en büyük etkilerden biri de bence hedefimi biliyor olmamdı açıkçası. Evet, dediğinde çok haklısın. Bir hedefin olunca o hedefe ulaşmak için gittiğin yol çok daha kolay oluyor. Çünkü az önce de söylediğin gibi hani dallanıp budaklanıp ay ben ne yapacağım fikir değiştirdim aman böyle de olsa olur demiyorsun. Hedefine ulaşmak için çabalıyorsun. Bir de burada bir araya gireceğim. Aslında sen de çok iyi biliyorsun. Benim sayısal zekam çok daha yüksek. Yani sözel bende yok. Ben hatta dershane hocalarımız, kimya hocamız vesaire bireyde yani sen kimya yapmalısın, sayısalcı olmalısın diye bana bastırıyorlardı. Ama hani ben belki yolumu bilmesem, ne okumak istediğimi bilmesem, evet ben sayısalda çok daha iyiyim diyerek o bölümden bir şey yönelecektim. Belki şu an aldığım hazzı alırım çünkü ben yaptığım mesleği çok seviyorum. Evet belki kafa olarak yatkın olduğum bir alan değil eşit ağırlık sözel alanlar. Ama severek yaptığım için hani mesleğimin ne olduğunu bilerek yaptığım için daha hoşuma gidiyor. Gidip de sırf bunu daha iyi yapabiliyorum diye bir bölüm seçmedim. İstediğim bir bölümü seçtim. Şu an onu çok görüyorum yani ben sayısalda daha iyi puan yaptım. O zaman şu bölüme gireyim. Ya işte sayısalcı ama eşit ağırlıktan iyi puan almış. O zaman hukuk seçeyim. Yapanları çok görüyorum. Ben bunu yanlış buluyorum. Ama hedef belirlemek de zor. Onu da katılıyorum yani. Kesinlikle yanlış olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Çünkü daha sonra üniversiteden mezun olup ben bu sektörde çalışmak istemiyorum, buna ilgi duymuyorum. Bu eğitimle ne yapabilirim diye bir başka sorun çıktığını görüyoruz aslında bakarsan. Bu da dediğin gibi aslında biraz da kendini tanımamakla ya da doğru değerlendirmemekten geçiyor. Peki burada asıl o zaman kritik soruyu sormak istiyorum. Bu hedefe nasıl karar verdin? Hukuk hedefine nasıl karar verdiğimi ben de bazen düşünüyorum. Kimden gördüm, nasıl aklıma geldi inanın bilmiyorum ama kendim bildim bileli hep avukat olma isteğim vardı. Ki ailemde avukat yok benim gördüğüm. Hani küçüklükten beri gördüğüm ama bilmiyorum belki insanlar hep şey derler ya işte, sende de çene var sen avukat ol. Belki bir duydum, iki duydum, üç duydum. Evet olabilir dedim.
Onu da bilmiyorum. Ama sosyal zekamın yüksek olduğunu düşünüyorum ki avukatlıkta bence çok etkin bir şey. Hani ya yani insanlar diyor ki işte ezber çok önemli. Kesinlikle değil. Çünkü şu an ezberlemeniz gereken her şey telefonunuzu elinize aldığınız zaman elinizde olan bir şey. Yani Google'dan yazdığım an ben her türlü kanun, her şeye ulaşabiliyorum. Ama hani sosyal zeka, analitik düşünme vesaire belki bunların etkisiyle. Ama gerçekten neden hukuk okumak istediğimi, neden kafama bunu taktığımı bilmiyorum. Tek bildiğim çok sağlam bir şekilde bunu kafama koydum. Ama hani derinine indiğimde belki hatırlamadığım bir şeyden dolayıdır ama hiç bilmiyorum. Ama iyi ki de seçmişim yani çünkü meslek dediğim şey hayatımız boyunca yanımızda olan bir şey. Yani eşinden ayrılırsın, ailenden ayrılırsın vesaire. Mesleğin bir şekilde elinde olmak zorunda. Çünkü bir şekilde geçinmek zorundasın, hayatını idame ettirmek zorundasın ve ömür boyu hani derler ya altın bilezik, çıkaramayacağın altın bileziği çok iyi seçmek zorundasın. Ben iyi ki bu mesleği seçmişim diyorum o yüzden. Şeyi hatırlıyorum, ben 10. sınıfın ilk dönemiydi seninle tanıştığımız, çok net hatırlıyorum, polinomlar konusuydu hatta konuştuğumuzda ve şeye başlamıştık böyle ilk konuşmada. Ben her seferinde sorarım işte hayalin ne, ne yapmak istiyorsun? Sen o gün hukuk demiştin ve gerçekten hani lise sonunda da zaten seni hukuk için hazırlamıştık, çok net hatırladığım bir Çok net hikayedir buna hazırlandım ben. Yani yani. hiç sapmadım yani. Evet, gerçekten yani sadece üniversite farklılıkları oldu. O da zaten tercih süreci sebebiyleydi. Ona da babam sağ olsun beni buraya yolladı. Bölümü okurken bilinmesi gerekenler nedir diye sormak istiyorum. Bu soruyu sorarken aklıma şey diye canlanıyor. İşte az önce dedin ya, ezber kısmı ya da çok okumayı sevmek kısmı canlanıyor benim aklımda. Ne zaman hukuk bölümü biri konuşsa. Tabii, herkes yok, sizin kalın kalın kitaplarınız var vesaire. Ya şimdi şöyle, dediğim gibi ben sayısal yatkın bir insanım. Yani sözel olarak çalışmak beni gerçekten zorlayan bir durum. Evet, çok kalın kitaplarımız var. Evet, tamamen sayısal, sözel gidiyoruz. Bunu kabul ediyorum ve evet, bir noktada ezberlemek gerekiyor. Hani çünkü sınavda ben kanun açamıyorum. Hani ki ben İstanbul hukuk çıkışlıyım. Kanunlaştığımız sınavlar bizim korktuğumuz sınavlar oluyordu. Kimsenin geçemeyeceğini anladığımız sınavlar oluyordu. Kanun açıksa yandık diyordu. Bölüm okurken sadece şunu bilmek gerekiyor. Eminim ki her bölümde böyledir ama atıyorum bir mühendislikte yine matematik görüyorsun. Yani matematiğin belki lisede gölünü görüyorsan üniversitede okyanusunu görüyorsun. Onu kabul ediyorum ama yine de yatkın olduğun bazı terimleri görüyorsun. Hukukta şöyle bir sıkıntı var. Hayatın boyunca duymadığın terimleri, duymadığın şeyleri bir anda duymaya başlıyorsun. Ki işte atıyorum Roma hukuku bizim birinci sınıf dersimizdir. Her şeyi geçtim, hani hukuk kısmını geçtim. Hayatta duymadığın terimler ve inanılmaz bir bocalamaya giriyorsun. Hani ben neredeyim, ne oluyor, bunlar ne anlatıyor bana? Çünkü az çok hukuk kavramlarını herkes biliyor ama biz insanlara öğreticilik noktasında öğrendiğimiz için birinci sınıfta inanılmaz bir bocalama yaşadım. Yani ne oluyoruz, neden bunları duyuyorum ben diye. Okuması zor, gerçekten zor. O yüzden asla sevmeyerek okunacak bir bölüm değil. Çünkü yani ben şeyi bilirim, gerçekten o kalın, ben asla nottan çalışan bir insan olmadım. Her zaman kitaptan çalıştım. Onların özetini çıkarttım. Yani bu kitapların her zaman özetini çıkarttım. Ben yazarak çalışabilen bir insan. Hani çalışma stilim o şekilde ve gece gündüz sadece yaza yaza ders çalıştığım oldu ve zorlayıcı ama onda da şunu düşünüyorum, mantığını oturttuğun zaman ki bu Çiçil Oksay'ın en sevdiği şeydir, ezberleme, mantığını anla. Mantığını oturttuğun zaman hani aslında hukuk tekniği tektir bence. Hani ilk şeyi mantığını oturttuğun zaman kıyasla bu böyleyse bu böyle olabilir ki bence iyi avukatlığın temeli budur. O yüzden okurken bunu oturtmak çok çok önemli. Hani ezberlemekten ziyade ki avukatlık hayatında çok işe yarıyor. Ama zor bir bölüm okuyacaklar bilirsin. Hani iyi bir üniversitede okunduğu zaman çok çok daha zor bir bölüm. Ama keyifli bir bölüm. Yani, göz korkutmadan böyle bir yumuşamaya geçebilir. Zaten analitik zekanın özelliğini gösterdin. Şimdi X'te bu hangisi okuyordur diye bakıyorum. Evet, Daha tabii. 2008'den beri öğrendiğim bir teknik mi? Ezberleme öğren diye. Bak, bu arada gerçekten çok önemli. Pandemi döneminde insanlar online sınav olurken ben onların sınavlarına baktım. Hangi üniversite neyi soruyor?
Ve hala yapabildiğimi fark ettim. Yani çözebiliyorum her şeyi. Hani açık ben şu an kanunu ezbere bilmiyorum. Ama mantık yürütebiliyorum her şeye ki sınavlardan da ziyade meslek hayatında her şeye mantık yürütebiliyorum. Ya diyorum ki atıyorum bu olayda böyle bir şey oluyordu. Bunu da böyle yapabilir o zaman ki %90 doğru çıkıyor. Hani o gerçekten kafada mantığa oturtmakla çok rahat ilerlenebilecek bir durum. Bölümü okurken bilinmesi gerekenler diye başlamıştık. Fakat bölümdeki illa böyle zor dersler, sevilen dersler hani net bir şekilde ayrışır mı? Ya da bu üniversiteden üniversiteye göre değişen bir olay mıdır? Bence üniversite, ben o konuda biraz seçiciyim. Üniversite çok önemli hukuk bölümünde. Çünkü günümüzde açılması en kolay bölüm hukuk bu arada yani. İki hoca, iki masayla şey, bir ekipmana ihtiyaç yok ki. Yani hiçbir ekipmana ihtiyaç. Mühendislik okutacağınız insanlara bir ekipmana ihtiyacınız var. Tıp okutacağınız insanlara bir ekipmana ihtiyacınız var. Hukukta öyle bir şey yok. Gerçekten bir dershane mantığıyla bir iki masa koyduğun, iki öğrenci ve iki öğretmen koyduğun zaman öğretebilirsin. Fakat ne öğretebilirsiniz? 7 yıldır avukatlık yapıyorum ve bunun çok büyük kısmında stajyerlerim geldiler, gittiler ve üniversite farklarını aslında çok net bir şekilde gördüm. Okulun zorlaması, yani ben şeyi sevmiyorum. O hocanın dersinden geçemezsin. Pardon, hocaları sevmesem de bir şekilde mecbur öğreniyorsun aslında iyi bir üniversiteye girdiğin zaman. Ki rekabet ortamı da oluyor ki rekabet ortamı bence çok önemli. Ben dershanede bunun zararını çok gördüm mesela. Aynı hocalar giriyor olabilir derse. Fakat ben şeyi çok biliyorum. Hani İstanbul Hukuka veya isim vermeyeceğim. Yale Üniversitesi'ne giren bir hoca da bize sorduğu soruları da görüyorum. Çünkü orada hoca diyor ki bunlar bu üniversiteye girebilmiş. Bunların kapasitesi belli. Benim bunları zorlamam gerekiyor. Ki pandemide mesela çoğu üniversite test yaptı öğrencilerine. Test bence hukukta olmaması gereken bir şey. Çünkü 5 seçeneğim var. Tutabilir, tutmayabilir. Doğru yanlış sorduklarını gördüm. %50 şansım var direkt. Bizim okulda şunu yapmışlardı İstanbul'da. Zamanı oynadılar. Yani aslında mantık şu, bu adam kopya çekemesin. Açıp bir kaynağa bakamasın. Ben ona sınırlı zaman vereyim gibi. Hani okulda iyi bir üniversitede hocanız o üniversitenin şanına yakışır bir ders veriyor aslında. Çünkü diyor ki bu okuldan çıkan, çünkü o marka değeri var o okulun. Bu okuldan çıkan bunu bilmiyorum dememeli mezun olduğunda. Bu okuldan çıkan iyi bir avukat, iyi bir hakim, savcı olmalı. Hani gidip de atıyorum İstanbul Hukuk mezunu bu mu dememeli. Çünkü o okulda o hocanın da şanı var. O adam kendi marka değerini de korumak zorunda. Çünkü sen bu dersi kimden aldın? X hocadan aldın. X hoca bunu öğretemedi mi sana? Çünkü bu bir egodur ve o egosunu zedelememek zorunda. Ve etrafınızdaki insanları görüyorsunuz. Yani bizim okulda sürekli millet havuzu bahçede şey konuşurdu. Ders konuşurdu. İnsanlar hırslıydı. İnsanlar bu mesleği yapmak için hevesliydi. Çünkü İstanbul Hukuka girmişse %80 ihtimalle bunu isteyerek girmiştir ve insanları gördükçe siz de diyorsunuz ki ben de öyle olmalıyım ya. Hani ben de bunu yapmalıyım, ben de başarmalıyım. Tetikliyor çünkü genç yaşta. Belki şu yaşımda beni o insanların ne yaptığı ilgilendirmez ama üniversitede hırslandırıyor ve çok önemli. Ders alma bakımından da aynı şekilde. İlla öğreniyorsunuz. Hocanın anlattığı ilginizi çekiyor. Devam zorunlu olmayan derste bizim 1.000 kişilik amfilerimiz tıka basa doluyor, yer kalmıyordu. Çünkü hocanın anlattığı dersin değerini insanlar biliyor. Bunu isteyerek geliyorlar oraya. O yüzden üniversite seçiminde bence okunacaksa iyi bir devlet üniversitesinde kesinlikle okunmalı. Tabii özel üniversitelerde de yani Koç Üniversitesi mesela tabii ki kazanan gitmeli oraya. O çok ayrı yani o bazı özellikle ayrı tutuyorum ama hani marka değeri yapmış üniversitelere bence gitmek çok çok daha önemli hukukta özellikle. Çünkü şu an herkes hukuk mezunu. Kendini farkınızı ortaya koymalısınız o noktada. Aslında diyorsun ki gittiğimiz üniversite bulunduğumuz ortam da bizi şekillendiriyor ve etkiliyor. O yüzden Tabii ki. üniversite okumak sadece bir bölüm okumaktan çok daha fazlası. Tabii Yani ki, tabii ki. bulunduğunuz insanların ortalaması kadarsınız diye boşuna söylenmiyor aslında diye. Bunu da onaylamış olduk Kesinlikle yani. öyle ki yani şöyle düşünmek gerekiyor. Ben stajyer alımı, avukat alımı da yaptığım zaman ilk baktığım şey üniversitesi oluyor. Çünkü özel ya da devlet hiç fark etmez bu arada. Bir üniversite o yıl 300 mezun veriyor. Ben o okuldan daha önce 3 kişiyle çalışmışım. Üçünün de kötü olduğunu görmüşüm. O üniversiteye ön yargım oluşuyor. Fakat şunu fark ettim. İstanbul Hukuk, Marmara Hukuk, Ankara Hukuk mezunlarıyla çalıştığımda o mezunlara ön yargım oluşmuyor. Beşi de kötü olursa. Çünkü ben o okulu biliyorum.
O okulun verdiği eğitimi de biliyorum bir avukat olarak. Ben de o yoldan çıkmışım. O okulun verdiği eğitimi biliyorum. Sorunu okulda aramıyorum. Sorunu kişide arıyorum. Fakat bilmediğim, o şanına güvenmediğim bir üniversite o zaman sorunu okulda aramaya başlıyorum. Değil mi? Bu okul yapamıyor demek ki. Bu okul öğretemiyor demek ki. Ki o yüzden ben özellikle pandemide elime geçme şansı çok olduğu için okulların sınavlarına vesaire baktım ki hangi okul neyi nasıl öğretiyor. Çünkü atıyorum usul bilmeden mezun olan çok görüyorum. Onu bilmeden mezun olmak mümkün değil. Ama oluyorlar. E ne oluyor? Mesleği yapamıyor. Ben ne kadar öğretebilirim ki sana avukat olarak staj döneminde? Ben sana aslında şunu görüyorum. Staj döneminde insanlara teorik bilgi öğretmeye çalışıyorlar. Teorik bilgi öğretemem ben staj döneminde. Ben sana pratiğini öğretmeliyim. Ama burada en başa da döneceğim aslında. O kadar istemeyerek okuyunca gelen bilgiyi siliyorlar ya da öğrenemiyorlar ki. Ben ona teori de öğretmek durumunda kalıyorum. Bu benim zamanıma mal oluyor. İşime mal oluyor. Müvekkillere yanlış yapmış oluyorum. Doğrudan benim de aslında kariyerime mal olan bir şey oluyor. O yüzden ben de bilen birini tercih ediyorum en nihayetinde. Mezun olduktan sonra kısım nasıl ilerliyor? Yani nerelerde çalışabilir? Ve sen neyi tercih ettin? Bizde bir yıl zorunlu staj zaten var. Bir yıl zorunlu olarak staj yapıyoruz. Bunu ben mesela öğrenciyken o yüzden staj yapmadım. Öğrenciyken öğrenciliğimi yaşamak istedim açıkçası. Dedim ki nasıl olsa çıkınca bir yıl ben staj yapacağım. Benimki 1,5 yıl sürdü. Bu yüzden de olabilir. Bir türlü ruhsatım gelmedi çünkü. Bir yıl zorunlu stajımızdan sonra avukatlığa başlıyoruz ruhsatımızı alıp. O yüzden o bir yıllık süreçte öğrendiğimiz çok önemli. Çünkü her zaman her stajyerime de söylerim. O bir yılda pratiğe dair öğrendiğini öğrenmelisin. Çünkü stajyerken insanlar bilmiyorum demeni makul görebiliyorlar. Benim avukatlık kriterim her zaman şu olmuştur. Evet, belli bir alanda uzmanlaşırım. Çünkü her alanı bilmem mümkün değil. Fakat her alana dair ufak da olsa mantık yürütebilmeliyim, bir şeyler bilebilmeliyim ki atıyorum bir tanıdığım bana hukuki bir soru sorduğunda ben onu bilmiyorum demek ben kendime yedirebileceğim bir durum değil. Hani en azından mantık yürütebilmeliyim ve sonucunda ben bunu bir araştırayım ama böyle böyle olmalı diyebilmeliyim. Bizim meslekte bir şirketlerde çalışılabiliyor. Büyük şirketlerde iç avukat olarak kurumsal çok büyük hukuk ofisleri var. Bir de daha butik, daha küçük ofisler var. Ben tercihimi küçük bir bürodan yana kullandım ki ben aslında burada biraz yön değiştirdim. Ben hep şirket avukatı, iç avukat olmak istiyordum. Yani bir şirketin içinde direkt hukuk müşaviri olarak çalışmak istiyordum. Şans eseri staja başladığım yer küçük bir ofis oldu. Ve sonradan aslında küçük bir ofiste staj yapmanın faydasının daha büyük olduğunu gördüm. Arkadaşlarımla konuşa konuşa. Çünkü büyük bir şirket aslında tek bir işle ilgileniyor. Yani çünkü şirketin işi belli. Onun dışında çok çıkamaz. Avukat olarak size sadece onu öğrenebiliyorsunuz. Çünkü biz avukatlığı aslında yapa yapa öğreniyoruz. Evet, okulda bir takım bilgiler ediniyoruz. Ama çok büyük bir alanın çok küçük, böyle yüzeysel bir kısmını öğreniyoruz. Büyük şirketlerle çalıştığınız zaman sadece o şirketin yaptığı, iştigal ettiği işle ilgili öğrenebiliyorsunuz. Büyük ofisler, o konuda ben mesela büyük ofis yanlısı da değilim çünkü stajyer olarak özellikle bir avukata erişiminiz çok fazla olmuyor. Büyük ofislerde yine sizi bölüyorlar bölüm bölüm çünkü çok fazla uğraştığı iş var ve her avukatını her şeye ayıramaz. Butik ofislerdeyse genelde butik ofisler her işi alırlar. Çok iş ayırmazlar. Ayırsa da atıyorum biz mesela özel hukuk yapıyoruz. Kamu hukuku yapmıyoruz. Ceza hukukuyla uğraşmıyoruz. Ama özel hukukta da hemen hemen her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla ben her şeyi öğrenme, her şeyi görme ve aralarından sevdiğimi seçme şansına erişebiliyorum. Çünkü her şeyi görmüşüm ve demişim ki evet ben bunu daha zevkli yapıyorum. Ama her şeyi görmeden onu daha zevkli yaptığımı bilemem. Belki daha büyük bir ofiste sadece 3 işi yaparak 3'ten birini seçebilecekken daha küçük bir ofiste 10 işi görüp ondan birini seçme şansına eriştim. Bu benim için çok büyük bir şanstı mesela. O yüzden şu an staj yapan mesleğe atılan herkese de daha küçük ofislerde daha her şeyi görüp sevdiğin alanı seçme şansı olacağını, avukata doğrudan erişim şansı olabileceğini belirtiyorum. Yani benim görüşümdür bu tabii. Herkesin görüşü farklıdır. Peki Fakat bu alanlar neler? Hani bir alanlardan bahsediyoruz ama orayı da birazcık açman mümkün mü? tabii mesela ben üniversite dönemim boyunca kamu hukukundan nefret ettim. İdare hukukunu artık hocama gidip hocam lütfen beni geçirin ben söz veriyorum bunu yapmayacağım diye yalvaracak vaziyetteydim. Gerçekten bunu yapmayı düşündüm ayrıca.
Fakat stajımda idare hukukunu çok fazla sevdiğimi fark ettim ve şu an idare davaları gerçekten çok severek yapıyorum. Bu alanlar nelerdir? Ticaret hukukuyla uğraşabilirsiniz, şirketle. Mesela ben şirketlere danışmanlık yapıyorum. İdealim buydu, bunu yapıyorum ama bir şirket yerine 6 şirketle yapıyorum bunu. Aile hukuku, boşanma yapabilirsiniz, bunu sevebilirsiniz. Velayet vesayet davalarına bakabilirsiniz. Miras dosyalarına bakabilirsiniz, taşınmaz dosyalarına bakabilirsiniz. Aslında kendi için çok fazla bölünen ve her alanın kendi içinde uzmanlaşması gereken bir alan. Belki ceza hukukuna, mesela şeyi çok görüyorum. Okurken herkes ceza hukukuna çok ilgili, çok meraklı. Ama ceza hukuku inanılmaz zor bir alan. İnsanların hayatını elinize tutuyorsunuz en başta. Yani gecesi gündüzü olmayan, hani şey ilgi çekici geliyor. Ceza yapmak. Çünkü gerçekten bence avukatlık ceza avukatlığıdır bu arada. Duruşmalarda konuşursunuz, bastırırsınız ve birini gerçekten hapisten kurtarırsınız. Çok büyük bir şey. Ama çok da zor bir şey. Çünkü insanın hayatının eline o yük çok ağır geliyor bana mesela. Veya gecesi gündüzü yok. Cezaevlerine gidiyorsunuz, görüşe gidiyorsunuz vesaire. O okulda öğrendiğimiz, Twitch'te izlediğimiz gibi havalı bir şey değil maalesef o. O yüzden hani o işin nasıl yapıldığını görmek için her işi yapan bir ofiste staj yapmak çok çok daha önemli. Belki gerçekten boşanma hukuku sizin en sevdiğiniz alan olacak. Görüyorum. Hani ya da ya okuldayken boşanma yapmak isteyip bizim ofiste 3 dosya gördükten sonra ben asla yapmam bunu diyenleri de görüyorum. O yüzden onları görmek çok önemli. Onları görmek de bence daha butik ofislerde daha mümkün. Yani davulun sesi uzaktan hoş gelebiliyor diyorsun bazen ama işin içine girip kendileri tecrübe ettiğinde Tabii her iş de öyle. Teori çok anlıyorlar. ayrı, pratik çok çok ayrı. Pratiği görmek açısından gerekirse 3 tane 5 tane yerde staj yapın. O hiç önemli değil ama her şeyi görün yani staj döneminizde. Okurken gördüğünüz şöyle hiç alakası yok yaptığımız işin. Yani ben ilk duruşmaya girdim de şok geçirdim. Buydu ya dedim. Bu olamaz yani dedim. Buymuş ama gerçekten hala da öyle gidiyor. Çalışma hayatında şunu söylediğin oluyor mu? Üniversitedeki bilgilerim yeterli ya da kendimizi daha da geliştirmeliyiz dediğin oldu mu? Çalışma hayatında üniversitedeki bilgilerimiz kesinlikle yeterli değil. Yani bunu ben özellikle şeyden sonra, yüksek lisans yaptıktan sonra gördüm. Yani yüksek lisans derslerimi aldım dedim ki gerçekten ben üniversitede peynir alırsınız üstten böyle bir kap çıkar ya ilk başta. Onu öğrenmişim. İçine hiçbir şekilde girememişim yani. Sadece açmışım kapağını hukuk aleminin. İlgi duyduğun alanı bulmak önemli staj döneminde. Ama çok fazla çeşitli eğitimler vesaire var ki ben şunu söylüyorum. Bizim her zaman çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim alanımız yaşayan bir alan. Hukuk yaşayan bir bilim aslında ve her gün kanun değişiklikleri oluyor. Her gün yeni kararlar çıkıyor. Yargıtay dün verdiği kararı bugün değiştirebiliyor. O yüzden sürekli aktif olarak okumamız, öğrenmeye çalışmamız gerekiyor ki bunca avukat arasında bizi bir tık öne çıkaran bir şey olsun. Ben o konuda şansımdır. Okumayı çok seviyorum. Araştırmayı çok seviyorum. Çünkü yeni bir şeyler gördüğüm zaman "Aa, bu da böyle miymiş?" Deyip hani ben bu mesleği kendi ego tatminim için yapıyorum aslında işin özü. Ben evet müvekkillerim davayı kazanıyor. Ben kazanıyorum aslında. Dolayısıyla orada kendimi mutlu etmek için de öğrendiğim yeni şeyleri davalarıma, dosyalarıma uygulamak çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla sürekli online eğitimlere katılmak, şu an pandemi sonrası online olduğu için çok mutluyum her şey. Eğitimlere katılmak, istediğiniz, sevdiğiniz bir alanda diğer hocaların, diğer avukatların görüşlerini dinlemek, okumak, tezleri okumak, hiçbirini yapamıyorsunuz. Açıp kanun okumak gerçekten çok önemli. Üniversite eğitimi bu konuda gerçekten her alanda böyledir bu arada bence. Yetersiz kalıyor. Ondan sonra ama kendini geliştirmek tamamen insanın kendisine kalmış bir şey. Yoksa yine bu işi yaparsınız. Yapmanız engel hiçbir şey yok. Ama ne kadar yaparsınız, yaptığınız iş sizi ne kadar tatmin eder, vekillerinizi ne kadar tatmin eder, ne kadar mutlu olursunuz. Dolayısıyla sürekli olarak bence insanın kendini geliştirmek için, hani ben burada gidip şey demem, herkes yüksek lisans yapsın, herkes sürekli okusun. Çünkü okumak çok matah bir şey değil bence, çok keyif aldığım bir şey değil. Ama kendini geliştirmek için gördüğün bir şeyi okumak, araştırmak, sosyal olarak da bu arada çok önemli. O yüzden hani üniversiteyi okudum, tamam bitirdim, ben oldum demek çok yanlış bir düşünce. Bunu her alanda böyle bu arada. Dolayısıyla insan kendini geliştirmeliler kesinlikle. Hem alanında diyorsun hem de daha açık görüşlü olsunlar diyorsun anladığım kadarıyla aslında burada. Tabii ki çünkü dura dura hani
Bugün öğrendiğim bilgi her zaman aynı kalmaz. Hiçbir şey de böyle değil. Hani çok bilimsel gerçekler dışında. Bugün öğrendiğim bilgi hiçbir zaman doğru değildir. Yani ki kendini geliştirmek şunda da önemli. Yani girdiğin bir sosyal ortamda kendini geliştirmediğin sürece bir noktadan sonra tıkanır ve sürekli aynı şeylere dönersin. Çünkü o kadar biliyorsun. Bildiğin kadar konuşabiliyorsun. Oysa ne kadar çok bilirsen insanlar sana daha o kadar çok saygı duyuyor. O kadar çok sana güveniyor. Ve o kadar çok konuşup kendini öne atabiliyorsun. Yani sadece hukuk mezunuyum. Tamam, sadece hukuk öğrenmeliyim değil. Her alanda kendini geliştirmek çok önemli bence. Ya da en basiti bizim mesleğimizde şöyle bir şey var. Evet, müvekkillerimiz bizim hukuk bilgimiz için bize geliyorlar ama şöyle bir gerçek de var. Karşındaki insan sana hukuk bilgin için geliyor. Dolayısıyla sen ona sürekli hukuk anlatman onun için bir şey ifade etmiyor. Sen ona o an yanlış bilgi dahi versen doğruluğunu bilmiyor ki. Ama kendini geliştirebildiğin ölçüde sosyal alanda da o adamla o kadar muhabbet edip o kadar bağ kurabilirsin. Ve bağ kurduğun ölçüde insanlar sana güvenir aslında. Şimdi hayatımızın büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyoruz, işin gerçeği. Yani 24 saatin yaklaşık 8 saati mesaide geçiyor. İş dışında hani yani neler yapıyorsun? Bunu sorma sebebim de şu, hayatın sadece işten ibaret mi? Yoksa kendini geliştirmek, deşarj etmek için farklı şeylerle de ilgileniyor musun? Yani hayatım aslında mezun olduktan bir süre sonra sadece işten ibaret oldu. Yani işe gittim, işten geldim. Bir de ben İstanbul'da Anadolu yakasında yaşıyorum. Ofisim Avrupa'da, zaten benim günümün 2 saati yolda geçiyor. 8 saati ofiste geçse günümün 10 saati zaten tamamen çöp olmuş bir vaziyette. Bir dönem bunu yaptım ve hatırlamıyorum sebebini ama bir noktada dedim ki ben sadece çalışıyorum ya. Ben gerçekten saat, çünkü ne oluyor? Dediğim gibi hani sabah uyanıyorum, işte hazırlandım, çıktım. Hatta 10 saatten fazlası sürüyor hazırlanmakla beraber. Zaten yoruluyorum. Eve gelip oturuyorum. Ve dedim ki ben sadece çalışıyorum. Ve bu bana zarar yani. Çünkü bir yerde ben şeyi yaşadım. Ben hani bunu söylemek istemiyorum. Tükenmişlik sendromu denen şey. Aslında gerçekten var olan bir şey. Ben onu yaşadım. Hani yarım saatte yapabileceğim bir işi 4 saatte yapabilmeye başladım. Kafam tamamen allak bullak olmuş bir vaziyetteydim ve dedim ki sadece çalışmak çok kötü bir şey. Çünkü hayatım sadece işten ibaret. Arkadaşlarıma zaman ayırmıyorum. Neden? Çünkü yorgunum. Vesaire. Ve hatta o dönem şey yaptım ben. Şan eğitimi almaya başladım. Dedim bir şey yapayım ben ya. Bir hobim olsun yani. Ki yine bir çisilok. Bir hobi edin. Bir hobin olsun. Her zaman söyler. Ben yaptım, siz yapmayın. Ben ilk başta buna çok kulak asmadım. Siz yapmayın. Mutlaka kulak asın. Çok önemli gerçekten. Çünkü sadece çalışarak hani hayatınız geçmiyor ve sadece çalışarak çalışmaktan bıkıyorsunuz, çalışamaz hale geliyorsunuz. İlk başta dediğim gibi şan eğitimi aldım mesela. Hiç alakam olan bir şey değil. Bir yere gideyim diye spora başladım ki spora son 1,5-2 yıldır çok büyük bir atılımla başladım. Şu an haftanın 5 günü spor yapıyorum. Ve aslında çok yoruluyorum. Gerçekten çok yoruluyorum. Uyumaya çok zamanım kalmıyor. Bedenen çok yoruluyorum çünkü çok da ağır spor yapıyorum. Ama özellikle son 3 haftadır, çünkü 2 aydır haftada 5 güne çıkarttım. Son 3 haftadır kendine gözlemlediğim bir şey var. Hem spor yaparken daha enerjiyim. Hem günlük hayatta daha enerjiyim. Arkadaşlarıma da zaman ayırabiliyorum. Artık çok planlı yaşıyorum yani. X gün şunu yapacağım, Y gün bunu yapacağım. Şu gün boşum, o gün de arkadaşlarımla buluşacağım. O gün evde oturacağım gibi bir durumum yok. Çünkü zamanım azaldıkça bir şeyler yapmak için. Yani nasıl ki pandemide hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Çünkü çok zamanımız vardı. Yani her gün evdeyiz, her gün boşuz. O yüzden yapmak istedim. Yani herkes dedi ya işte onu yapacağım, bunu yapacağım. Kimse bir şey yapamadı pandemide. Ama zaman ne zaman azaldı? O zaman çok şey yapabilmeye başladım. Hem kendimi gerçekten deşarj edebilmeye başladım. Hem işe ayırdığım zamanı azalttım aslında. Neden? Çünkü benim o gün 8'de spora gitmem gerekiyor. 6'da işimi bitirmem gerekiyor. Dolayısıyla yayamam ben onu. Deadline azaldıkça ben o zaman gerçekten 2 saatte yapabileceğim işi bu sefer yarım saate düşürmek zorunda kaldım. Hem daha aktif çalışmaya, zamanı daha verimli kullanmaya başladım. İşe kendimi daha iyi verebilmeye başladım. Çünkü kafamda sadece iş olmamaya başladı. Yani kendi bir sosyal hayatım oldu yanında. Hem de günlük hayatımda da evet ben sadece çalışmıyorum ve ben çok sosyal bir insanım ve bu bana iyi geliyor. Beni gençleştiriyor. Beni daha dinç hissettiriyor. Ve hem sosyal hayatımda daha düzenli ilişkiler kurmaya hem işimde daha etkin olmaya başladım. Çok çok faydasını gördüm. O yüzden kesinlikle sadece çalışmak insana özgü bir şey değil bence. Yani insanın kaldırabileceği bir şey değil kesinlikle.
Hani kendimizi diğer alanlarda da besleyeceğiz ki motivasyonu arttıracağız. Ya da işte kendimizi başka alanlara da yönlendireceğiz ki aslında deşarj olabileceğiz. Yaptığımız işi daha verimli yapacağız diye söylüyoruz aslında. Bir fiil sen de bunun katıldığın ve desteklediğin, Başı, kendini yine aklı başıma kanıta geç çıkışım. geldi ama Yaptığın işin günlük hayatına etkisi var mı? çok çok fazla, hem olumlu hem olumsuz. Yani bunu ayrı bir gün tekrar konuşuruz ama insanın haklarını bilmesi çok önemli. Günlük hayat olumsuz etkilerinden bahsedeceğim ilk başta. Ben mesela uzun zamandır biri aramayan biri beni arayınca çok geriliyorum. Diyorum ki kesin bu beni aramıyor, bu bir avukat arıyor. Yani ben mesai saatleri konusunda biraz sıkı bir insandır. Az önce de bahsettim, ceza hukuku yapmıyorum. Çünkü benim müvekkillerimin, ay karakola düştüm acil beni ara durumu olmadığı için ben altı dediğim işi bitirdim. Onu da çok çok yeni öğrendim. Yani, bu benim verimli çalışmamı etkiliyor dediğim şeylerden biri de bu çalışma saatlerini belli mesai aralıklarıyla kısıtlı tutmaktır. Evet, belki kendim çalışırım ama benim müvekkilim, benim çalışanım, benim olan çalıştığımı bilmemeli ki. Bunu bir alışkanlık haline getirmemeli. Sınır çizme diyorsun aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Olumsuz etkisi bu yani. İnsanlar tabii ki arasınlar bu arada. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Ama şunun farkına varmıyorlar. Nasıl ki bu sen mesleğini nasıl ki mesai saati dışında yapmıyorsun? Bu da benim aslında mesleğim. Evet, senin günlük hayatını, senin hayatını etkileyen bir durum ama benim de mesleğim. Çok kısa bir örnek vereceğim bununla ilgili. Bir müvekkil adayı dedi ki ben çok çalışıyorum. Mesaim var, yoğunum. Hafta sonu görüşelim. Dedim haklısınız ama bu da benim mesai. Bu da benim işim. Hafta sonu görüşemem. Hafta sonu çalışmıyorum diye. O yüzden olumsuz etkisi bu. Ya da en basiti şu an herkesin bildiği. Şu an avukatlara ev vermiyorlar mevzusu. Geçen benim anneme ev kiralamadılar. Ben avukat olduğum için. Hani haklarınızı biliyor olmanız insanları korkutuyor. Çünkü İlginç. şu an ülkemizin en büyük problemlerinden biri kiraya veren kiracı ilişkileri. Şu anki ev sahipleri kiracıları çıkartmak için hani 40 takla atıyorlar ama bir avukata denk geldikleri zaman kesinlikle bunu yapamıyor. Çünkü ben biliyorum haklarımı. Ben beni çıkaramayacağını biliyorum ve içim çok rahat bir şekilde diyorum ki git bana dava aç. Bu olumlu etkisi aynı zamanda. Hani hem olumsuz hem olumlu bir etkisi bu. İnsanlar çekiniyorlar sizden yani avukat olduğunuz için. Çünkü ben mesela şu an kendimin şikayetçi olduğu sanırım 3 tane hakaret dosyam var. Ben bana hakaret eden bir insanın bunun yanına kalmasına izin vermiyorum çünkü. Yani onda da şey değil, ya, bu ceza alsın amacı değil. Bunu yapmaması gerektiğini öğrensin diye yapıyorum. Hani ben kendimi korumayı biliyorum. Yani hukuk düzeninin bana neler verdiğini biliyorum. Beni korumak için neler yaptığını biliyorum. O yüzden insanlara çok rahat bir şekilde okey git dava aç o zaman bu kadar şeyse veya bana bunu yapamazsın ve neden yapamazsın dediklerinde bunun cevabını verebiliyorum. Bu donanıma sahibim. Dolayısıyla olumlu etkileri bu. Ama aynı zamanda olumsuz etkileri de. İç içe geçmiş bir vaziyette. Ama Yani hani çevreme de yardımcı olabiliyorum. Yani en basit annemin az önce bahsettiğim olay ya da arkadaşlarım bir sıkışıklığa düştüğü zaman onları rahatlatabiliyorum. Bak diyorum bunu yapamaz sana. Ya da bunu yapabilir sana hani insanlara destek olma noktasında da önemli ama en başında kendime ne yapabileceğimi ne yapamayacağımı biliyorum. Kendimi koruyabiliyorum. aslında biraz trajikomik de bahsettiğin şeyler. Ya benim şey huyum vardır mesela. İlginç bir refleks ve bunu aslında avukat olduğum için geliştirebildim. Biri bana hakaret ettiği zaman bozmuyorum sessizliğimi ve sakinliğimi. Sadece usulca telefonumu çıkarıp kayıt almaya başlıyorum. Yani atıyorum bunu sokaktaki bir vatandaşa sorsanız belki aklına gelmez. Kimsenin aklına gelmez bu arada. İkinci olarak ya ses kaydı delil midir değil midir? Hani ben biliyorum ki bunu yapabilirim, bu delildir ve bu ceza alır. Bir toplum şeyi, toplum kahramanı gibi insanlara hakaret etmemeyi öğrenecekler diye bunları şikayet ediyorum dile. Bir de bir başkası hani dava sürecinden falan korkabilir, gözünde büyüyebilir bu süreç, Evet. zorluk Bu arada çok olarak doğru. algılar. Ben avukat olarak yılmış bir vaziyetteyim. Çünkü ilerlemiyor ki yani. Hani ben avukat olmasam uğraşmam, açık söyleyeyim onu. Hatta bir İşin dosyada içinde kardeşimle olacak. beraber şikayetçi olmuştuk. Benim de artık isyan etti. Dedi ben daha kaç kere gideceğim adliyeye. Dedim bir kere daha gidersen hiç fena olmaz yani. Benim zorumla gitti mesela. Yani normal insan, normal vatandaşın buna uğraşmamasını çok anlıyorum. Ama işte benim mesleğimin artısı. Ben uğraşabiliyorum. Olumsuz yanı mesela ben hep şey derim. Bunu biraz özel olacak ama ben evlenirsem kesin boşanırım. %100 boşanırım. Çünkü boşanmak isteyenlerde gördüğüm şey şu. Yani o süreç çok korkutuyor insanları.
bir avukatla anlaşacaksın. Adliye, hayatında görmediği bir yer adliye. Korkutucu geliyor insanlara. Ki ben en böyle şirket müdürlerinin adliyeye götürdüğümde dilinin tutulduğunu, konuşamaz hale geldiğini gördüm yani. Ben biliyorum yani, benim için boşanmak o kadar kolay bir mevzu ki mesela. Yani evlenirsem kesin ben kafam atar derim ki tamam bitti bu iş. O da olumsuz bir yana aslında. Hani yasal prosedürlerden hiçbir şekilde korkum yok çünkü biliyorum neyin ne olduğunu. Çok tatlı. Peki. Son soruma geçiyorum. O zaman üniversite hazırlanan arkadaşlarına ne öneride bulunursun? Yani en başta döneceğim burada, kesinlikle sevdiğiniz bir alanla. Burada ne aile, ne arkadaş, ne öğretmen hatta etkisi. Kesinlikle kendi ilgi alanınızı bulun ve kendi ilgi alanınızı, hani bulamıyorsanız da bence bu konuda ülkemizde şu da geliştirilmeli. Atıyorum lise 1'de yani öğrencileri yönlendirmeli insanlar. Git bir hukuk bürosuna, avukatlar ne yapıyor gör. Git bir mühendisle konuş vesaire, ya da meslek tanıtımları. Aslında bu çok önemli, meslek tanıtımı. Çünkü aslında ben de isterken avukatlığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Çünkü çevremde avukat yoktu. Gerçekten bilmiyordum nasıl bir şey olduğunu. Ne istediğini bilerek okursa insanlar kesinlikle sevdiği şey, yani hayatı boyunca yanında olacağı, içinde olacağı şeyi severek yaparlar ve o tükenmişliği yaşamazlar. Disiplin çok önemli maalesef ki. Yani belki şu an çok zor geliyor çalışmak gerçekten, ama iyi bir üniversite sizin hayatınızı kurtaracak. Yani bugün bilgisayardan, telefondan, sosyal hayatınızdan maalesef, ki sosyal hayatı kapatmak çok yanlış ama kısacağınız 1 saat, 2 saat, hani onu bir derse vereceğiniz 1 saat, 2 saat sizin hayatınızı kesinlikle kurtaracak bir şey. Çünkü hoş bir tabir olmayacak, leblebi gibi üniversite açılıyor ülkemizde. Çok kalitesiz mezunlar veriliyor ve sizi kesinlikle ayıracak bir şey, kaliteli bir eğitim, kaliteli bir sosyal ve kendini geliştirmek, sosyal alanda da kendini geliştirmek. Yani üniversite sınavlarına hazırlanırken mesela sadece üniversite sınavına hazırlanmayın. Kitap okuyun, gezin, bir yerleri görün. Kendinizi deşarj etmek için de önemli. Sinemaya gidin, arkadaşlarınızla zaman geçirin. Bunlar çok 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 önemli. Dolayısıyla hani belli bir disipline ve belli bir çalışma programına uydurarak kendinizi hem sosyal hem de ders anlamında geliştirip belirlediğiniz hedefe, belirlemeyi de başa ekliyorum, belirlediğiniz hedefe o disiplinle giderseniz, inanın hani disiplinsiz çalışacağınız 5 saat, disiplinli çalışacağınız 1 saate denktir yani. Sadece bir tık olgunlaşıp, olgun davranıp, bu konuda bilenlerin de sözlerine kulak verip, hani çünkü o insanlar bunları kaç kere yaşadılar. Kulak verip hani bu yolda ilerlerseniz zaten başarısız olma ihtimali bence yok. Kesinlikle yok. Ya ben mesela daha başarılı olabilirdim. Çok daha iyi bir yere girebilirdim. Kulak asmadım söylenenlere. İşin özü. Öz eleştiri aldık az önce. Bir itiraf Gerçekten almış kulak olabilir. asmadım. Ben çok iyiyim dedim yani ben. Kazanırım, ne olacak, ben çok iyiyim dedim ve ben disiplinimi lise sonunda bozdum. Yani lise 3'te, lise 2'de gayet disiplinli bir insanken lise sonunda bütün disiplinimi yerle bir ettim. Yani yine de lise 2 ve lise 3'ün katkısıyla bu arada kesinlikle ben İstanbul KUK'a girdim. Hani lise 2, lise 3'te bir disiplinim olmasa, bir hedefim olmasa ben yine giremezdim muhtemelen. Şu anda bu kadar da öz bilinçle konuşamıyor olurum açıkçası. Olay bu tecrübe edinmek biraz da galiba. Yani çünkü bazen şey oluyor, yaşamadan çok böyle yapılır, halledilir, ben hallederim kafası geliyor. Geldiği zamanla ayırıp yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim İleyda. Bir sonraki projede de görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım faydalı olabilmişimdir insanlara. Bir sonraki projeye çok daha hazırlıklı ve daha bilimsel olarak geleceğim. O zaman bir sonraki projemizi sen söylemek istersen tutmayayım. Tabii, hak, hukuk ve haklarımızı neden bilmeliyiz noktasında sizlerle böyle yine çok ciddi olmasa da en azından bilgilendirici bir yayın yapacağız. Umarım o da çok faydalı, bundan çok çok daha faydalı olur umarım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.